Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde mazi fiilin meçhul hali ve meçhul kullanımı konusunu işleyeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum. Dersimize başlıyoruz ve burada gördüğünüz gibi küçük bir notumuz var. Bu not bize aslında mazi fiilin meçhul halinin nasıl yapıldığı bilgisini veriyor arkadaşlar. Dilerseniz onu okuyalım ve bunu örneklerde görelim mazi fiili meçhule çevirmek için sondan bir önceki harf kesra, ondan önceki tüm harfler ise damme ile harekelenir. Burada şunu demek istiyor. Ondan önceki tüm harflerden kasıt da aslında harekeli olan harflerdir arkadaşlar. Harekesiz ise biz hareketsiz harflere herhangi bir şey yapmayacağız. Meçhullerde vezin farklılığı yoktur. Bütün vezinler ve bablarda aynı kural geçerlidir. Ha şurası bizim için çok önemli. Bakınız bu not mazi fiilin nasıl meçhul yapıldığı kuralı bütün vezinler ve baplar için geçerlidir. Bunu ifade etmiş olalım. Tabi mazi fiil malum halden meçhul hale ne yapıyor? Geçilmiş oluyor. Ona göre de anlamında değişiklikler oluyor ki kitabımız burada bize bir hayli örnek sunmuş. Biz de bu örnekleri okuyup anlayacağız arkadaşlar. Şimdi bunu kısaca şöyle ifade edebiliriz. Özellikle sülasi fiiller için sülasi salim fiillerde bunun fu ile vezninde yapıldığı ifade edilir. Ama bu veznin izahı buradaki notta vardır. Sondan bir önceki harfe düzeltiyorum. Son harf herhangi bir şey yapılmaz. Feth olarak kalır gördüğünüz gibi. Sondan bir önceki kesralanır ve ondan önceki harekeli harflerin hepsi fetha, damme yapılır arkadaşlar. Aslında kuralımız budur. Bunu bütün baklarda, fiilin türü baklarda, bütün baklarda birazdan göreceğiz. Şimdi örnekleri biz bir inceleyelim. Ama şurayı bir daha söyleyelim. Lütfen burayı unutmuyoruz. Burası mazi fiilin nasıl meçhul yapıldığına dair önemli bir bilgi içermekte. Evet fiilin türü ve salim salim bir fiil. Neydi salim? Bütün harfleri efendim e, illet ille olmayan hemzede de olmayan arkadaşlar hatta iki harfi de aynı harf olmayan fiile salim fiil denilirdi. Onu unutmayalım. Mesela örnek kitabımız demiş ki ketebehu onu yazdı. Burada bizim hedef fiilimiz ketebedir. Mesela ketebehu'yu biz ketebe ederse ketebe derse şeklinde ifade ettik. Dersi yazdı. Biz meçhul aktarmak suretiyle dersin yazıldığını ifade edeceğiz. Kutibe ed dersu. Ders yazıldı. Bakınız. Şimdi fiil malumken meçhule aktarıldığında fiilin arkadaşlar faili ortadan kalkar. Fiilin e, mefulün bihi Naibül fail olur. Naibül fail de merfudur. Onu ifade edelim. Naibül fail dediğimiz ya aslında şöyle de ifade edebiliriz. Mefulün bir failin yerine geçer. Bu nedenle de naibül fail denmiştir. Naibül fail de merfudur. Tıpkı failin merfu olması gibi. Onu da ifade etmiş olalım. Mesela kutübe dersi ders yazıldı. Buna kutübe dersek o yazıldı olur arkadaşlar. Bakın. If bu şekilde söyleyelim. Geçelim mehmus fiilimize. Ona sordu. Selehu Se ona sordu. Bakın burada se'ele bir fiildir. Hu burada mehulun bihtir. seyi biz meçhul aktardığımızda buradaki hu artık naibul fail olacaktır. Se'ele su ile hu şeklinde olur arkadaşlar ama burada yazmamış. Gerek duymamış kitabımız su ile şeklini aktarıldığında fiilimiz ona soruldu. Bu onalar nereden çıktı? İşte buradaki hüveler bu naibül fail, <laughs> gizli naibül failidir. Su ile meçhul fiilinin diyoruz. Devam edelim. Bakın hatta şunu da ifade edelim. Su ile. Su ile dedik. Ne yaptık? Sondan son harf son harfin harekesine herhangi bir müdahalede bulunulmadı. Bir önceki harfin harekesi kesra oldu. Ondan sonra harekeli harfler varsa hepsi damme oldu harekeleri. Evet devam ediyoruz. Mudafil raddehu onu reddetti. Bu raddeyi açtığımızda radede olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Tabi iki tane harf aynı harf olunca Arapçada ne yaptı? İdgama uğradı. Bunun aslı radde, şey, radede Meçhule aktarıldığında rudide olur. Ama yine idgama uğrayacak. İdgama uğradığında da rudde olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rudde. İdgama nasıl uğradı? Onu basitçe şöyle ifade edelim. Bunun harekesi iptal edildi. Birinci sakin, ikinci harekeli idgam edildi arkadaşlar. Rudide. O zaman radde rudde oldu. Bakın radde rudde. Gördüğünüz gibi reddedildi anlamına geldi. hüve Devam ediyoruz. Salim, mehmuz, mudah. Burası artık sahih fiillerden geçiyoruz. Misal. Misal neydi arkadaşlar? Bu da bir illitli fiil idi. İlk harfi illitli olan fiillere biz misal fiil demiştik. Bakalım. vadehu ona vaad etti. E, ya da evaad etti gibi anlamlara gelir. Onu vaad etti anlamına gelir arkadaşlar. Burada da aynı kuralı uyguluyoruz. Vu'ide olur arkadaşlar. Bakın vu'ide. Ona vaad edildi. Vaide ona vaad edildi anlamına gelir. Hatta vaad edildi anlamında yine onayda söylemeye bazen ihtiyaç duymayız. Devam ediyoruz. El ecvef, ecvef fiillere. Kale lehu. Kale'nin kime bir şey söylenirse kendisinden önce lamarfi harfi ile kullanıldığını biliyoruz. Kale dedi, ona dedi, ona denildi ifade oldu anlamına gelecek arkadaşlar. Gale gile halini aldı. Nasıl aldı? Gale'nin aslının gavel olduğunu ifade etmiştik daha önceki derslerimizde. Guvile oldu diyelim. Oradaki vav ya'ya dönüştürüldü. Ya'ya dönüştürülmesi nedeniyle de kafın harekesi kesra oldu ve gile halini aldı. Zaten son harfin harekesinde bir herhangi bir değişiklik Söz konusu değildi meçhul mazide Ya da meçhul e, mazi malumdan Meçhul efendim meçhule aktarılırken diyoruz Devam edelim Ecebef e, Ecbef gale Diğer bir fiilimizde Tabi bu galedeki elifin aslının vav olduğunu Daha önceki derslerimizde söylemiştik Burada da yine ba'a fiilimiz var Burada da bu elifin aslı yadır onu nereden anlıyoruz? Gerek mazisinden, gerek muzarisinden, gerekse mastarından biz bunların aslının ne olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Evet, Ba'ahu onu sattı, o satıldı olacak bakınız. Ee, Beya'dır bunun aslı, ben bunu örnek olarak yazdım buraya. Ee, bu yi'a arkadaşlar bakınız ee, herhangi bir ilal yapılmadığında bu yi'a şeklindedir. Ama ilal yapıldığında bi'a olur. Mesela burada ilalin nedenini ifade edelim. İlal yapmakla aslında telaffuz kolaylaşıyor. Veyahut da telaffuzu kolaylaştırmak maksadıyla fiillerde, efendim kelimelerde ilal yapıldığını biz ifade edebiliyoruz. Bu i'a mı daha rahat ifade ediliyor yoksa bi'a mı daha rahat telaffuz ediliyor? Ona siz de karar verebilirsiniz. Devam ediyoruz. Mesela şimdi Ba'ahu onu sattı. Burada meçhul aktardığımızda bakın buradaki e, mefulün bih artık naibül fail oluyor. Bi'ahu o satıldı anlamına geliyor. Şimdi Gali'de Gıyla lehu ona denildi. Buradaki lehu da ne olur? Naibül fail olur arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Khafe minhu. Khafe korktu. Ondan korktu anlamına gelir. Ondan korkuldu diyeceğiz. Bu da yine tıpkı ba'a havfun, bey'unda olduğu gibi yine ba'a bu benzemekte. Burada da ba'a'da yapılan süreç hafe fiilinde de ortaya çıktı ve nihai olarak hife halini aldı arkadaşlar. Hife minhu ondan korkuldu. Buradaki minhu bu defa ne oldu? Naibul fail oldu. Burada nedir? Mefulün bir gayri sarih idi. Ama burada naibul fail oldu. Gördüğünüz gibi. Bunlar ecve fiiller için geçerliydi. Ecve ne olduğunu biliyoruz artık. Orta harfi, illet harfi olan efendim fiillere ecve fiil denir Arapçada. Nakıs fiil. Nakıs neydi? Son harfi illetli olan fiil idi. İlle harfi olan fiil idi. Da'ahu ilihi. Onu ona davet etti. Da'ahu. Bakın onu çağırdı. Onu hangisi buradaki hudur mefulün bihtir ileyhi ona çağırdı. Buna da mefulün bih gayri salih diyoruz. Da'a bununla arkadaşlar e, meçhul aktardığımızda du'iye olur. Du'iye oldu. Du'iye hüve ileyhi. O ona çağırıldı. Anlamı ortaya çıkar. Da'a du'iye oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada yağ nereden çıktı diyecek olursanız bu e, burada da arkadaşlar fiilin e, kök harfi şeydir. Buradaki elif Vav'dır. Burada yine telaffuz için bu du du'i ve olmadı da du'iye oldu. Buradaki e, kesranın e, ya ya harfin e, ya'ya dönüşmesinde etkisi oldu diyoruz. Devam ediyoruz. Ramahu onu attı. O atıldı diyeceğiz. Rama rumiye oldu arkadaşlar. Rama rumiye zaten buradaki e, ramadaki illet harfinin aslı ya idi. Burada herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ram gün mesela atma atış anlamına gelmekte. daha fiilinin mastarının davet olduğunu biz biliyoruz. Efendim devam ediyorum. Nesiye hu onu unuttu. Nesiye unuttu hu onu unuttu. O unutuldu diyeceğiz. Nesiye fiilini aktardığımız zaman meçhule nusiye olur. Aslında kalıbımız şuradaki fu ile dir diyoruz. Ne de e, arkadaşlar sülasilerde sülasilerde fu ile kalıbı meçhul kalıbı olarak da ifade edilebilir. Aslında edilir ama şuradaki kural bağlamında ortaya çıktığında ifade etmekte fayda var. Evet, devam ediyoruz. Lefifler, e, Şeva mesela. Bakın Şeva onu kızarttı. E, şubiye oldu bakın arkadaşlar. Şeva, Şubiye. Zaten biz bu Şeva'nın e, buradaki elifin uzun değil de yatay da maksur şeklinde yazıldığını biliyoruz. Burada kendisine ben sonra Hu zamiri mefulün bih olarak geldiği için bu şekilde yazılmıştı. Şu oldu arkadaşlar. Bu ya aslidir. Onu ifade etmiş olalım. Şimdi bunlar aksamı seba için geçerliydi. Ha, bu arada şu ya kızartıldı gelmekteydi. Enzele bu da mezit bapları. örnek olsun. Ben bir iki tane yazdım. Enzelehu onu indirdi. Unzilehu olur. O indirildi un enzelehu onu indirdi. Un zile o indirildi olur arkadaşlar bakın. Evet şimdi burada şöyle bir örnek yapabiliriz. Enzelallahu'l Kur'an'e Allah Kur'an'ı indirdi dedik bakınız. Şimdi biz enzeli meçhule aktaracağız. Enzeli meçhule aktardık un zile oldu. Meçhule aktardığımız zaman fail arkadaşlar ortadan kalktı. Ve buradaki mefulün bih ne yaptı? artık naibül fail oldu ve gördüğünüz gibi merfu olarak irabını aldı. Naibül fail de merfu Arapçada kabul edilmekte. Unzilel Kur'an oldu. Bakın Kur'an indirildi anlamı ortaya çıktı. Kuralı konuşabiliriz. Sondan bir harf, son harfin harekesine müdahale edilmiyor. Kuralımız sondan bir önceki harfin harekesi ne oluyordu? Kesra oluyordu. Ondan sonra geriye dönük harekeli harflerin hepsi dam harekesi damme'ye dönüştürülüyor arkadaşlar. Burada bir tane var. Burada neydi o da? E, hemzeydi. Onun harekesi de gördüğünüz gibi damme oldu. Sükunlara herhangi bir şey yapmıyoruz. Bunu şurada daha güzel görebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakınız intesara zafer kazandı, untusira zafer kazanıldı şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi e, kuralımızı okuyalım ya da uygulayalım. Son harfin harekesi bakın sabit kalıyor demiştik. Ra'nın harekesi olduğu gibi kalıyor. Sondan bir önceki kesra yapılıyor. Bakın burada fethayken burada kesra oldu. Ondan sonraki harekeli bütün harflerin harekesi ne yapılıyordu? Damme ama hareketsizlere müdahale edilmiyor idi. Bakın burada elifle t'nin harekesi damme yapıldı. Niye? Çünkü kurala uygun olması yönüyle meçhule aktarıldığında kural gereğince ne yaptık? Damme yapıldı diyoruz. İntesara untusira oldu arkadaşlar. Enzele unzile oldu. Ketebe kutiba oldu. Bunu biliyoruz. Şimdi bu izahlardan sonra Arapçada bazı fiiller meçhul olarak kullanılır. Bunların birçoğunu görmekteyiz. Bunlardan bazılarını kitabımız edinmiş. Biz bunları okuyalım. Şu bir kere daha ile tanındı. İle, buna ile meşhur oldu diyebiliriz arkadaşlar. Bakın Şuhira meşhur oldu anlamında. Gushiye aleyhi bayıldı. Mesela bayılan erkekse efendim aleyhi buradaki aleyhi olur. Kadınsa aleyha olur. Onu ifade edelim. Ugmiye bu da bir meçhul yapıdır. Huşiye meçhul yapıdır bakın. Aleyhi bayıldı anlamına gelmekte. Gördüğünüz gibi. Humme erracülü. <laughs> Adam hummaya <laughs> tutuldu. Bakın humme. <laughs> burada neye? Mudafa denk gelmişti. Rudde de olduğu gibi arkadaşlar bakın. Cünne delirdi. Çıldırdı anlamındadır. Efendim şufiye iyileşti. Anlamındadır şefa şifa verdi, şufiye şifa buldu. iyileşti anlamında ifade ettik. Mesela veli de çocuk doğurdu, vuli de doğdu. doğuruldu. belki ama doğdu diyoruz biz ve meçhul kullanıldığını görüyoruz. Fulice felç oldu demek arkadaşlar. Bakın meçhul olarak kullanılıyor. Zuhira ishal oldu. Utihe bunadı kime soğuk aldı. Bakın bunların meçhul olarak kullanıldığına yine dikkat çekelim. Şuh ile bir şey ile meşgul oldu anlamını verdik. Bunlar Arapça'da böyle kullanılıyor. Her ne kadar mesela çocuk doğdu, sanki çocuk doğma işlemini kendi yapıyormuş gibi biz Türkçe'ye aktarsak da Türkçe ile alakalıdır aktarmamız ama Arapça'da bunun meçhul olduğunu ifade edelim. Bu hatta çocuk dünyaya getirildi şeklinde de ifade edilebilir. Onu da söyleyelim. Evet bunlar meçhul olarak kullanılan yapılar ama biz asli itibariyle arkadaşlar mazi malum bir fiilin Arapçada nasıl meçhul yapıldığı konusu ilgilendirmekte bu kuralı bilirsek buradaki örnekleri de zihnimize yerleştirirsek kural bağlamında kural göz önünde bulundurarak biz mazi bir fiilden meçhul yapımını ya da kolaylıkla anlarız ya da meçhul bir yapı gördüğümüzde meçhul mazi bir yapı onu biz hemen anlayabiliriz, fark edebiliriz arkadaşlar. Evet dersimizi burada ben not alıyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.